İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın kuş cenneti Van'da yangın devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'a bağlı Sur ilçesinde devlet kurumlarının talimatıyla evler yıkılıyor. Kaşata sakinleri, tazminata ihtiyacımız yok, topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında yeni bir köprünün yapımına başlandı. İlginç bir video, Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı'nda beyaz ayı görüntülendi. Batı Ermenistan adına bir başsağlığı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Van Gölü kıyısındaki Gevaş bölgesinde bugün sabah bir yangın çıktı. Bu bölge Batı Ermenistan'ın kuş cenneti olarak biliniyor ve bölgede yaklaşık 50 kuş türü yoğunlaşmıştır. Yerel kurtarma ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor ancak şiddetli rüzgar işlerini zorlaştırıyor. Yangın an itibariyle hala yayılmaya devam ediyordu. Evrensel Gazetesi'nin uyararak duyurduğu ve agunk.net'ten alınan bilgiye göre Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır şehrinin tarihi Sur semtinde tehlikeli olduğu gerekçesiyle tarihi yapılar tahrip ediliyor. Türkiye Mimarlar Odası bu yapıların yıkılmasıyla bölge tarihinin tamamen ortadan kalkacağı konusunda uyardı. Kaynağın belirttiğine göre Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 2015 yılının 2 Aralık günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlayan yıkım yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Ferit Kahraman yıkıma son verilmesi çağrısında bulunarak şöyle dedi. Kültürel yıkımın da bir sınırı olmalı. Yıkımdan sonra hiçbir şeyin değişmeyeceğine dikkat edilmelidir. Bu tarihi yapıları bu şekilde yıkma, onarma veya restore etme politikasından vazgeçilmelidir. Bu, medeni dünya tarafından kınanmayan, Batı Ermenistan topraklarında düzenlenen kültürel soykırım politikasının açık bir örneğidir. Tazminata hiç ihtiyacımız yok. Bizi topraklarımıza götürün, orada yaşamak istiyoruz. Kaşatağ'ın Pagahan köyü sakini Dikran Ohancanyan bugün 9 Temmuz'da hükümet binasının önündeki bir protesto eyleminde bundan bahsetti. Protestocular bir saat önce evden çıkmaları konusunda uyarıldıkları için bir şey almaya vakitlerinin olmadığını belirtti. Eyleme katılan bir kadın da güvenliğimiz bugün Rusya'nın kontrolünde olduğuna göre Arayik Arutunyan da Mijnavan halkının evlerine geri dönmesini sağlasın. İnsanlar bugün kendi atalarının topraklarına gitmeye ve yaşamaya hazırlar. Güvenlik sorunları çözülürse herkes gidip kendi topraklarında yaşamaya hazırdır dedi. Daha sonra hükümetle görüşen protestoculardan biri gazetecilere verdiği demeçte 5 köyün liderleri 15 Temmuz saat 14'te konuya nihai bir çözüm alacakları kararın tartışılmasına katılmaları gerekiyor ifadesinde bulundu. Bundan sonra eylem sona erdi. Batı Ermenistan, Artsakh'ta yerinden edilmiş ailelerin ana vatanlarına dönüşünün sivil hakları olduğunu bir kez daha ilan eder. Batı Ermenistan, kardeşlerimizin evlerine dönmelerine yardımcı olacak her türlü olumlu adımı destekler. Ermenistan Cumhuriyeti ve Gürcistan iki ülke arasındaki iki kez daha geniş bir köprünün inşa edilmesine karar verdiler. Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakan Vekili Süren Babikyan ve Gürcü meslektaşı Irakli Garzaladze köprünün kurulum törenine katıldı. Köprünün Mayıs 2022'de işletmeye alınması planlanıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası inşaat için 7.3 milyon dolar finansman sağlıyor. Batı Ermenistan'ın Kutsal Ararat Dağı'na tırmandığı sırada Ukraynalı turist grubun üzerine ender rastlanan bir anomali olarak albino boz ayı saldırdı. Ararat Dağı'nın koruyucusu olan albino ayı yaklaşık 3000-4000 metre yükseklikte turistlerle karşılaştı. Bu nadir bir durumdur çünkü bu ayılar ana habitatları olmadığı için bu tür irtifalarda bulunmazlar. Batı Ermenistan Başkanlık Konseyi, hükümeti ve parlamentosu Albay Süren Şahumyan'ın eşinin annesinin vefatı dolayısıyla derin taziyelerini ifade ederler. Batı Ermenistan hükümet açıklamasında derin üzüntüyle geçen bu zor zamanda acınızı paylaşıyor ve telafisi mümkün olmayan kaybın yasını sizlerle paylaşıyoruz dendi.
Sevgili vatandaşlarımız ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV salt kendi reklamıyla ilgilenmemektedir. Çalışmamızın kapsamı sürgündeki gurbetçi vatandaşlarımızın ana vatanımız ve kültürümüzle olan bağlarını güçlü tutmayı amaçlamaktadır. Ana vatanın tanınması kişinin kimliğine geri dönmesinin en iyi yoludur. Bu zor dönemde Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV Ermenilerin ve halkımızın haklı mücadelesinin arkasında durmaktadır. Karşılaştığımız sorunları birlikte aşmak için desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Tipi Boran adlı eseri sunuyoruz. Tipi Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.